Ya bir şey yaptım yok. Niye böyle bağırıp çağırıyorsun ya? Bir sus, bir dinle. Utanmadın mı bunları yaparken? Nasıl bir insansın sen ya? Hayatım, bir şey yaptığım yok. Kız ne oluyor ya? Kıyamet mi kopuyor burada? Niye dinlemiyorsun beni ya? Niye dinlemiyorsun? Bir şey yaptığım yok diyor. Bana yanında başka kadınlarla mesajlaşmak ne demek? Ya versene işte bunu. Ya ne yapıyorsun? Sakin ol. Ya nasıl yaparsın sen? Daha dün bir, bugün iki. Hemen ne hale gelmişler? Ay Sıla. Balayı çifti, üç günde çözüldü. Ay görüyorsun değil mi? Çok bir altı varmış gibi apar topar evleniyorlar. Sonra iki günde böyle giriyorlar birbirlerine işte. Evet sayın seyirciler. Evlilik analizcisi Pınar çok bilmişi dinlediniz. Bak ben diyorum bu kadın bir yıla kalmaz boynuzlardan kolye dizer kendine. Aha bak şuraya yazıyor. Mavi boncuk dağıttı bizi. Ay kanka ben asla evlenmiyor. Asla. Hadi kolay gelsin sana görüşürüz. Kolay gelsin. Senin ders çalışmayıp da arkadaşlarına takıldığın bir anın var mı acaba? Senin arkadaşlarınla takılmayıp ders çalıştığın bir an var mı acaba Selim Bey? Nasıl da buram buram haksızlık kokuyor söylediklerin. Bilmiyorum farkında mısın ama B artı alan biriyle konuşuyorsun. Aman ne önemli. Yani seni bilmem ama bizim evde bayağı bir gündem oldu bu konu. bu arada bir sürprizim var sana. Sürprizin mi var? Hı hı. Bir nevi teşekkür diyelim. Hediye falan aldıysan kabul etmem ben. Şimdiden söyleyeyim. İçimden geldi yani. Niye böyle bir tepki verdin anlamadım. Gelmesin içinden. Tamam. Tamam sakin ol. Sürpriz falan yapmam olur biter. Ya biz daha çok ders çalışacağız seninle. Yani bu gidişle senin alttan kalan derslerin bitmeyecek gibi nasılsın? Bakıyorum da o kalabalık dizi boyu. Daha bir sürü sınav, quiz, proje ödevi var. Sürpriz içine hiç girişmemek senin ayrına o yüzden söylüyorum. Yani Serracığım sen merak etme. Ben diyeceğine inandığım insanlara sürpriz yapmaktan yorulmam. Aksine keyif duyarım. Ben ders çalışacağım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ne bu telaş? Of, aynı geceye 3 ayrı davet koymuş banket departmanı. Ekipte de eksikler varmış. Az önce komple değişti görevli listesi. Sakın sen de varsın deme. Evet sen de varsın. Kötü haber bu ama iyi haber ben de varım. Sen sadece böyle işte mutfakta ortalığı toplama işlerine yardım edeceksin. Kız fena mı ne güzel işte ekseden para girmiş olur cebine. Hem geçen gün cimrilik yapıp almadığın çantayı alırsın. Maşallah kazanacağın paranın yeri bile düşünülmüş Pınar Hanım. Ay tamam topla beni. Hadi işim gücüm var benim öpüyorum çok bay bay. Hop. Bil bakalım ben kimim? Ne yapıyorsun ya? 2 yaşında çocuklar gibi.
Seni sinirlendirmeyi seviyorum. Ne yapayım? Elimde değil. Burak. Sen şansını fazla zorluyorsun. Hareketlerine dikkat et biraz. Peki ben hareketlerime dikkat etmezsem ne olur? Ha? Döver misin sen o zaman beni? Aa, bak bakıyor hemen öyle sinirleniyorsun. Her şeye sinirleniyorsun ha. Neyse bak ben sana çok güzel bir teklifle geldim. Anlatıyorum. Şimdi yarın benim bir arkadaşımın mekan açılışı var. Ben diyorum ki biz oraya birlikte mi gitsek acaba? Ha? Bak söz veriyorum sana uslu duracağım yani. Sana layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. İşim var benim. Ne işin var? Ay ne işiyse işi ya. Seni ne alakadar eder? Tabii ki de beni alakadar etmez canım. Yani ben sadece şeyden sordum yani. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Sen de yani gençsin. Senin de gezmeye, tozmaya, eğlenmeye hakkın var değil mi? Yani en azından yarın akşam gelirsen ben de eğlenirsin diye düşündüm ben. İstemiyorum Burak. Rahat bıraksan da ödevimi yapsam artık. İstedik mi? Kolay gelsin. Sayın Serra Hocam, ödevimi yaptım, ekte gönderiyorum. Emeğinize layık bir öğrenci olmak tek hedef. Alo. Rahatsız etmiyorumdur inşallah. He yok. Telefon çantamdaydı da ellerim de dolu. O yüzden geç açtım. Tamam sorun değil. Öğretmenim verdiğiniz ödevleri yaptım. Hatta mail de attım size. Haber verip görüşlerinizi beklediğimi söylemek için rahatsız ettim. Oo çok hızlısın bakıyorum. Aferin sana. Yani insan yüksek not alınca hırs mı yapıyormuş nedir? Anlamadım ben de. Ay senden bunları duymak ne büyük mutluluk. Vallahi koltuklarım kabardı. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Bu gidişle böyle bakıp bakıp dalga geçtiğim tiplere dönmem inşallah. Nasıl yani? Yani hani şu ders kaçırmayan... Ne bileyim. Sosyal hayat nedir bilmeyen bir tür var ya... sayende gitgide onlara benzeyeceğim diye korkuyorum. Üstünde o kadar etkin varmış yani. Vay arkadaş. Ben neymişim de haberim yokmuş. Olsun o zaman Serra. Kezban resmen kur yapıyor. Allah'ım gerizekalı Burak yüzünden tembel. Bu yüzden oldu. Mor parfümü sen mi aldın Biricik? Hiçbir yerde bulamıyorum. Ya. Yine başlamadın değil mi? Lütfen hayır de. Neye? Yiyip kusmaya tabii ki. Ya anne. Sessiz olsana baban duyacak. Duymaz. Sen bana söz verdin, kimse bilmeyecek dedin. Ben verdiğim sözü biliyorum Biricik. Asıl sen cevap ver. Başladın mı, başlamadın mı? Başlamadım. Ben de verdiğim sözü biliyorum ve tutuyorum. Bitti artık öyle şeyler yapmıyorum, yok. Bitti. Aa, iyi yemek yemeyeyim o zaman ya. Ayrıca o mor portföy bunda asla olmaz. Yani öyle şeyler düşünme sakın. Saçmalık. Canım, hoş geldin. Hayırdır? Sana geldi. Bana mı gelmiş? Hı. Kimden gelmiş? Güzellik, yarın akşam benimle takılmaya ne dersin? Burak. Utanmaz'a bak, çiçek göndermiş bir de. Çiçek deyip geçme yalnız. Çocuk çiçek bahçesi yollamış resmen. Bir arayıp teşekkür et bence. Ayıp yani. Teşekkür edeyim de iki dakika sonra kapıya dayansın değil mi?
de bu vardı yanında, bu da geldi. Kıyafet gibi bir şey galiba. İstemez. Anneciğim ben çıkıyorum. Güle güle canım. Günaydın. Günaydın. Oo, Nilgün Hanım. Erkençisiniz bu sabah. Bundan sonra böyle bilmez. Bir nazım, hayırdır? Aman Serra, ne olsun? Akıl olmayınca neylesin fikir? Çalsın Abdurrahman, oynasın Bekir durumu işte. Ya derdini bile maniyle söylemeye çalışan lokumum benim. Ne oldu sana söyle, kim düşürdü bu güzel yüzünü? Ah be kuzum, benim Nazım'dan başka derdim mi var şu hayatta? Yine karıştırmış ortalığı, sokmuş başını belaya. İşinden de oldu. Oo, o kötü olmuş. Vallahi aklım çıkıyor kendine gene öyle kötü mötü bir iş bulacak diye. Ay tamam canım, dursan panik yapma hemen. Belki mahallede iş buluruz ona. Markette, tuhafiyede falan, ne bileyim. Ha, yok. Bizim mahallede zor da benim aklıma şey geliyor. Senin okulda diyorum bir iş ona bulsak. Senin gibi akıllı çocukları görünce azıcık kendine belki çeki düzen verir, kendine gelir ya. Bak bir Nazım, kesin iş bulurum diye söz vermiyorum. Ama senin için tabii ki de sorarım. Kuzum benim, sen bir sor soruştur Allah aşkına. Ne bileyim, belki kantinde falan çalışana ihtiyaçları vardır, olabilir. Ha. Vallahi ne varsa sende var Serra. Ay kurban olsunlar. Canım benim, tamam sen üzme kendini. Ben bir sorayım, haberdar ederim zaten seni. Sağ ol kuzum, sağ ol. Anneciğim, ben bu akşam mesaiye kalacağım. Oteldeki akşam şiftimi davet listesine yazmışlar. Geç kalırım yani, merak etme. Tamam canım. Oh! Görüşürüz. Güle güle kuzum, güle güle. Hayri abi, senin oğlan anlattı olanlara. Sen niye öyle abartacak bir şey yok falan filan diyorsun? Anlat şu baştan olan bir tane ya. Bunun da ağzında bakla ıslanmaz. Anasına çekmiş. Baba ya, adamlar kafalarına göre para alıyorlar. Aldıkları para yetmezmiş gibi malımızı gasp ediyorlar. Ne var bunda saklanacak? Ulan sizlere bak ya. Bacak kadar boylarla yokluğunda çete kurmuşlar. Bir de gelmişler mahalle esnafına çökmüşler. Allah sorma barbar. Tüm esnaf korkuyoruz adamlardan. Ya merak etmeyin siz ya, hallederim ben. Sonuçta mahallenin asayişi namusum sayılır. Korkma canım kardeşim, korkma. Arkanda ben varım. Ne korkacağım abi? Ben korkmam üç beş serseriden. Ben sadece kendimi tutamayacağım. Bir şey yapacağım diye korkuyorum. İyi günler kızım. İyi günler. İyi günler. İyi günler size. Ne bağırıyorsun lan? Bebeğim savaş şeriflerine ayrılmamış. Bakıyorum güne atar umudunda başlamışsın. Sen de her zamanki gibi jöle kıvamındasın. Üf! Serra işini ne yaptın? Akşamki partiye gelmek nerede bildin mi? Yani Serra'nın aklını başından alacak bir jest yaptım. Ben o işi olmuş sayıyorum. Olmuş gibi saymak yetmez Burak. Oldurt. Anladın mı? Böyle ergen veletler gibi davranırsan, kız elinden kaçırırsa söyleyeyim. Allah Allah, ne oluyor şimdi sabah sabah ya? İyi günler. Ben okuldaki mevcut iş ilanlarıyla ilgili bilgi alabilir miyim acaba? Üniversite mevcut web sitesinden görebilirsiniz açıktaki pozisyonları. Yok, yani öyle önemli pozisyonlardan ziyade böyle kafede, restoranda
bir boşluk varsa diye sormak istedim. Ben ya bir yakınım için iş bakıyorum da ben. Buyur Selim'ciğim. Günaydın. Ben Serra'ya bakmıştım da. Hayırdır, sen de mi beni takip ediyorsun? Yok, seni takip eden başka biri mi var? Büyük kafede bir elemana ihtiyaç olduğunu duymuştum ama orası da ihaleyle aldığından biz ilgilenemiyoruz. Yetkili firma buluyor elemanı. Hmm, öyle mi? Peki, teşekkürler. Kolay gelsin. İş falan mı arıyorsun? Yani yardımcı olabilirim eğer öyle bir durum varsa. Ben aslında bir yakınımın kızı için iş bakıyorum. Yani okula da sorayım dedim. Belki uygun bir pozisyon vardır falan diye. Hı hı. Gerçi kız asabi. Tuhaf bir tip yani. Yalancı da. Asabi, yalancı. Başka bir sıfat daha var mı? Yok yani canım, ben de biraz abarttım da. İyi misin? İyiyim. Yani Nazım da iyi kızdır. Bu kadar da kötü bir kız değil aslında yani. Çok da yalan söylemez, çalışkandır da. İyi tarafları da varmış arkadaşın. Ben korktum az önce o kadar şey söyleyince. Bu arada bizim kafeyi işleten Fehmi abiye mesaj attım. Nazım'a söyle, işin oldu bilsin. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Anormal safsın diyorum Burak. Neyini anlamıyorsun? Sen şimdi benim ne saflığımı gördün de durup dururken böyle ahkam kesiyorsun müzik. Tatlısı, sen böyle oturduğun yerde gerçekten Serra'yı tavlayacağını mı düşünüyorsun? Tatlısı, kız nasıl tavlanır bırak onu da ben bileyim ha. Her konu hakkında bir fikrim var, bir yorumum var, bir dur ya. Ben sana daha açık konuşayım. Selim Serra'dan hoşlanıyor. Bence. Saçmalama. Sen bana güven. Hislerim beni yanıltmaz. Ama öyle Selim'in kızı bendinden falan değil yani. O varoş kedisi hiç Selimlik değil çünkü biliyorum. Biricik yorum yapmayı bırak, sadede gel. Niyetim seni üzmek değil. Sadece uyarmak. Bence Selim'in amacı skor tablosuna yeni bir çentik atma çabası. Biliyorsun onu, tanıyorsun. Her şey onun olsun ister. Herkes ona ait olsun ister. Ben söyledim Selim'e. Dedim Serra'yı beğendiğimden bahsettim, sanki tutuluyorum dedim. Bana rağmen yapmaz benim kardeşim öyle bir şey. Tamam, tamam. Hello. Hello. Akşam yemeğe nereye gidiyoruz, karar verdik mi? Ay sizin de sohbetinize doyum olmuyor ya. Üf. Hello millet. Ay iyi ki geldiniz Zeynep. Çünkü bu ikisinin de ağzını bıçak açmıyor yani. Konuşmuyorlar hiç. Bilin bakalım gelirken kimleri gördüm? Kimleri gördün? Serra ve Selim. Ne olmuş gördüysen? Aşırı samimi bir şekilde sohbet ede ede yürüyorlardı desem. İster misin şimdi bu Selim gitsin Serra'ya aşık olsun yani. Kan gövdeyi götürür. Yani bilemiyoruz tabii. Erkek sonuçta. Her çiçekten bal almaya bayılırlar. Benim öğrenci işlerine gitmem lazım. Biraz işim var. Kardeşim. Nesi var bizimkinin? Ay vallahi bana hiçbir şey sorma, ben bilmiyorum. Sabahtan beri ikisini de konuşturmak için yapmadığım cambazlık kalmadı çünkü. Biricik, ne oldu sen bilirsin. Bilmiyorum. Öğrenci işlerinde halletmesi gereken bir iş varmış yani. Kalkarken öyle söyledim sen. Ben merak ettim, gidip bir bakayım en iyisi.
Bekle bekle, ben de geleyim. Sıkıldım zaten. Kaçtım ben kızla. Kalk kalk kalk, hadi kaçırmayız bunu, kalk. Bitirdin mi ödevini sen Serra? Bitirdim de çok zorlandım. Oo, sen zorlandıysan kendimi düşünemiyorum ben. İyi bari gidelim de kütüphaneyi bitirelim şu ödevi. Bir saniye bekle, ben hemen geliyorum. Serra. Sakın bir daha evime bir şey göndereyim deme. Senin evine ben çiçek gönderdim. Neden böyle abarttın anlamadım. Evet, yani bunu da gönderdim. Çünkü akşamki partide giyersin diye düşündüm ben. Ha, sen partiye geleceğime emindin, ne giyeceğime de karar verdin yani. Hayır canım, tabii ki öyle bir şey yok. Yani ben yürüyordum, vitrinde gördüm, sana çok yakışacağını düşündüm. Düşünme, düşünme, lütfen beni düşünme. Mümkünse aklından bile geçirme. Serra, alt tarafı bir çiçek, bir de elbise. Şu an neye bu kadar tepki verdin, ben anlamadım. Ya istemiyorum. Seni etrafımda görmek istemiyorum. Uzaktan bile görmek istemiyorum seni. Bu kız da herkese mavi boncuk dağıtıyor arkadaş ya. Yani bu bizim gördüğümüz kısmı. Kim bilir kimler vardır bu mavi boncuktan faydalanan. Saçmalamayın. Kızı tanımıyorsunuz bile. Serra. Bak, iki saattir seni alttan alıyorum, eziyorsun, gürlüyorsun. Sesimi çıkartmıyorum ama haddini bil. İyi de Zeynep, sen az önce Serra'yı bahçede... Burak Serra'dan hoşlanıyor. Nasıl ya? Sen ciddi misin bayağı? Anlamadım bir şey. Ben Burak'ı daha önce hiç böyle görmemiştim. Öyle söyleyeyim. O mahallendeki serserilere davrandığın gibi davranamazsın bana. Aa, itinayla saklamaya çalıştığımız o iğrenç yüzümüz ortaya çıkmaya başladı bakıyorum. Yok, bunlar basbayağı kavga ediyor. Hiç öyle aralarında aşk meşk durumu varmış gibi durmuyor şu an. Bence kızın ilişki yaşama şekli bu. Kaostan besleniyor. Ya sen kıt mısın? Ben seni görmek istemiyorum. Etrafımda olmanı istemiyorum. Hayatımın bir parçası olmanı istemiyorum. Serra. Doğru konuş. Bırak oğlum. Bastı tokatı. Serra, ne yapıyorsun? Bırak. Bırak. Bırak, bırak, bırak. Selim, bırak kolumu. Bırak. Ne yaptın kıza tokat attıracak kadar? Sen kapa çeneni. Tamam. Selim, kolumu bırak. Ah Burak. Ya şu uğursuz kız yüzünden yaşadığımız şeye bak. Bu çocuk bunu hak etti mi şimdi? Koş, belki yetişirsin. Koş. Yetişemedim. Ya şimdi o telefonu da açmaz ki. Yok, açmıyor zaten. Selim, var mı bir haber? Yok ya, hala kapalı böyle telefon. Ah, şarjım bitti. Zaten hep de böyle zamanlarda biter şarjım. Ama ben bu çocuğun yapacağı işe de, atarına da... Yani insan telefonu niye kapatır ki? Çok normal değil mi? O görgüsüz Serra herkesin içinde rezil etti çocuğu. Bence kafasını dinlemek istiyor. Sen herkesin içinde öyle bir tokat yeseydin, sen ne yapardın? Nasıl olurdu tepkin? Yalnız var ya... Şu sevimsiz Serra ortaya çıktığından beri yaşadıklarımızı görüyorsunuz değil mi? Çok garip.
Ben size söyledim. O kızda bir şeyler var, hissediyorum dedim. Vallahi diyordum biricik ya. Sen ilk bakışta anladın bu kızın ne mal olduğunu. Hayır, ne yaptı ki bu kadar Burak'ı sinirlendirecek, onu merak ediyorum. Acaba diyorum ki karşı tarafı anlayıp dinlemeden böyle hesap kesmeseniz mi? Yani sonuçta bilmiyorsunuz Burak'ın kızı çıldırtıp bir şey yapıp yapmadığını. Çok iyi ya. Sen şimdi 40 yıllık arkadaşını bir kenara attın. Dün tanıştığın ne olduğu belli olmayan bir kızın arkasını kolluyorsun. Tebrik ederim. Biricik ne alakası var? Yani sen lafı neresinden anlıyorsun? Şu bir gerçek ki Burak ve Serra arasında bizim bilmediğimiz bir takım olaylar yaşanmış. Yani yoksa neden okulun ortasında kavga etsinler, tokatlar konuşsun falan? Ya ne yaşanmış olabilir ki, ne diyorsun? Sizin aranızdan su sızmaz Biricik. Hiç mi bir şey anlatmadı sana, emin misin? İyi düşün. Yok. Yok, bana bir şey anlatmadı, bilmiyorum. Neler öğrendiğimi bir bilsen inanamazsın. Neler öğrendim Burak? Ne öğrendin de bana söylemedin? Serra, yani yanlış anlama da ne oldu ya öyle? Anlatacak bir şey yok. Önemli değil, boş ver. Sen öyle boş yere tepki vermezsin. Kim bilir ne yaptı o şımarık Sübbe? Keşke olmasaydı ama... kendimi tutamadım ben. Dikkat et, başına bela olmasın. Öyle her şeye kolay yoldan sahip olan tayfa birine taktı mı hırs yapar. Serra. Bir saniye bakar mısın? Geliyorum. Ne? Sence? Selim. Açıklama yapmanı bekliyorum. Yani bunda anlamayacak ne var? Ya siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Ben sana açıklama yapmaya mecbur muyum? Ayrıca illa bir açıklama bekliyorsan git o arkadaşına sor. Kibarca söyledim, anlamadı. Tavrımı koydum, ciddiye almadı. O da yetmezmiş gibi okulun ortasında abuk subuk hareketlerle benim sinirlerimi bozdu. Yeter ya. Tamam, tamam ya. Sakin ol. Sadece olayları çözmeye çalışıyorum. Bu kadar sinirlenecek bir şey yok. Git o salağa sor o zaman. Ne yaptığını tek tek anlatsın sana. Ayrıca söyle o Yılış ya. Benim etrafımda dolanmasın. Hayırın anlamını öğretmemişler zamanında beyefendiye. Duyunca cevaptan saymıyor. Tamam da bu çocuk seni bu kadar sinirlendirecek ne yaptı? Ne yaptı biliyor musun? Hiçbir yere kaybolma. Dersten sonra anlatacaksın her şeyi. Adam be, sen git öyle şımarık bir kadınla evlen. Tövbe tövbe. Oo, gıybet başlıyor. Dökül bakalım Rıfkı, ne iş? Ne iş olacak kızım? Her zamanki tantana. Onu getir, bunu götür. Şefim, kimin daveti bu? İhsan Kutlusay'ın eşinin doğum günü partisi bunlar. Kutlusay dedi. Durdurma kız. Bu seninkinin babası değil mi İhsan? Senin gideyim dur. Seninki deme şuna. Kadere bak sen ya. Onca insanın içerisinden tut, eniştenin evinde çalışmaya gel. Seninki deme diyor, enişte diyor bir de. Şişt. İster misin şimdi pat diye şu kapıdan Selim girsin? Ayıma canım. Neyse ne. Hadi. İşin yok senin.
Ama bir an için. Pınar. Şefim. Gel kızım bakayım buraya. Geliyorum hemen.